Kim Aşura günü çoluk çocuğuna genişlik yaparsa, rızık konusunda genişlik yaparsa, fakir fukarayı gözetirse Allah sene boyunca ona genişlik verir. Dolayısıyla biz Aşura günü çoluk çocuğumuzu sevindirelim. İnşallah onlara bolluk yapmaya çalışalım ama çoluk çocuğumuza yaparken garibanları da, fakirleri de unutmayalım. Onlara da yardımcı olmanın gayreti içerisinde olalım ki Allahu Teala Hazretleri böylece sene boyunca bize bereket nasip eylesin inşallah. Bir de Aşura pişirme hadisesi vardır. Aşura pişirme hadisesi İslam'da olan bir şey değildir. Yani hiçbir hadisi şerifte Aşura diye bir şey göremezsiniz. Aşura yemeği ile alakalı konuşuyorum. Öyle bir şey göremezsiniz. Bu bir adet kabilindendir. Peki hatırası nereden geliyor? Bazı kitaplarda şu ifade var. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Aşura günü karaya çıkmıştır. Ve en son kalan yiyecekleri toplamışlar. Hepsiyle beraber bir yemek pişirmişler. Yani kalan kırıntıların hepsini yemek pişirmişler. Buradan kalmıştır denir. Dolayısıyla İslam'ın bir adeti gibi görmeden bir kültürel bir hadise olarak yapılıp dağıtılabilir. Bu da güzeldir. Aynı zamanda Aşura yapıp dağıtma hadisesinin gerekçesi de hani kim bolluk yaparsa, o gün bir bolluk yaparsa Allah da ona sene boyu bolluk verir hadisesi var ya. Dolayısıyla hani yapılan aşureler misafirlere, efendim komşulara, garibanlara dağıtılmak üzere yapılırsa bu genişlikten istifade açısından güzel olur. Bu şekilde yapılabilir. Bunda herhangi bir problem yoktur. Ben hatırlarım rahmetli babaannem kazanla aşure pişirirdi. Ben de onu ufak böyle bir kapla bütün köye dağıtırdım. Güzel de oluyordu, muhabbet oluyordu. Bu şekilde yapılabilir. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Bazı Şiiler, efendim Hazreti Hüseyin'in şehit olmasına sevinen kişilerin bayram niyetiyle yaptığı şey diye uydurdukları bir şey vardır. Bunun aslı ve asrı yoktur. Biz Hazreti Hüseyin'i radıyallahu anh çok fazla seviyoruz. Bakın camilerimizde isimler var. Allah Muhammed, Ebu Bekir Ömer, Osman Ali, bakın arkada da Hasan ve Hüseyin diye camilerimize isim koyarız. Biz ehli sünnet olarak çocuklarımızın çoğusuna Hasan ve Hüseyin ismini veririz. Sorayım size, Şiiler bizi bu konuda çok itham ediyorlar. Efendim siz Yezidçisiniz, Yezid'i seviyorsunuz. Ehli sünnet içinde çocuğuna Yezid ismi koyan adam gördünüz mü siz? Ben hiç duymadım. Böyle bir şey olamaz. Nasıl olur da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun şehit olduğu bir hadiseden dolayı ve bunu şehit eden zalimler nasıl sevilebilir bir Müslüman tarafından? Böyle bir şey olabilir mi? Ha, bir de şu olay var. Şimdi bu Şialar, İran'dakiler görürsünüz. Yarın öbürsü gün televizyonda başlar gösteriler. Ben bizzat bugün izledim özellikle bu vaazdan önce. Kılıç almışlar ellerine, kafalarını kesiyorlar. Bildiğin kafalarını yaralıyorlar, kan akıtıyorlar. Biri zincir almış, vuruyor vücuduna, vücudundan kan çıkarıyor. Neymiş? Hazreti Hüseyin'in matemini yaşıyorlarmış. Ya İslam'da böyle bir matem mi var? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o kadar çocuğunu kaybetti, arkadaşlarını kaybetti. Bunun yarısının çeyreğini yaptığı görülmüş mü? Hatta isyan etmeyi bile yasaklamış. Yaka yırtmayı bile yasaklamış. Ama bu adamlar güya matem diye böyle kendilerini dövüyorlar, kılıçla kesiyorlar. Ama aynı hain adamlar Irak'ta, Suriye'de bir sürü ehli sünneti kesiyorlar. Hazreti Hüseyin'in şehadetine sahip çıkmak neyle olur? Hazreti Hüseyin gibi batıl karşında duran ve bir daha Kerbelalar yaşanmasın diye mücadele etmektir. Ama bugün her gün onlar maalesef ehli sünnet Müslümanlara neyi yaşatıyorlar? Kerbelaları yaşatıyorlar. Onun için bunların böyle gösterişli hainliklerine bakıp da aldanmayın. Allah şerlerinden korusun, muhafaza eylesin.